2017 yılında Beykent Üniversitesi'ne geldim. Daha sonra 2020'de Doğuş Üniversitesi'ne geçtim. Şimdi tekrar Beykent Üniversitesi'ne gelip burada Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olarak göreve başladım. 36 yıllık bir hocalık geçmişim var. Bunun 30 yılı devlet üniversitesinde. Geriye kalan 6 yılı da yine ağırlıklı olarak Beykent Üniversitesi'nde. Burada da tabii bilgisayar mühendisliği bölümünün hocasıyım. Daha önce çalıştığım dönemlerde yönetim bilişim sistemleriydi. Doğuşta yazılım mühendisliğinde. Yani kısaca bilişim alanında daima çalıştım. Zaten yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük bunların hepsi sayısal yöntemler yani bilişim alanını kapsayan bir alanlar. Mühendislik Mimarlık Fakültemiz Ayaza, Maslak yerleşkesinde eğitim öğretimine devam ediyor. Uzun yıllardır da zaten bu yerleşkede eğitim öğretimini sürdürmekte. Şimdi burada bizim amacımız öğrencilerimizin katılımcı olmaları, entegrasyonu sağlayıcı bölümler arası disiplinleri birleştirerek geniş projeler yapabilmelerini sağlamak, yenilikçi, bakış açılarının daha güçlendirilmesini sağlayacak tarzda gerek teorik gerek uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bunlar özellikle sosyalleşme dediğimiz alanlarda disiplinler arası çalışmalar, projeler ki bu projeleri kastederken bir ürün olabiliyor, bir tasarım olabiliyor. Bunları da sağlayarak geniş bir perspektifte öğrencilerin çok disiplinli çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Amacımız bunların bu genç mühendis, mimar ya da iç mimar olarak yetiştirdiğimiz bu arkadaşlarımızın ileride karşılaşabilecekleri her türlü ortamın neler olabileceğini en azından bir simülasyon gibi buralarda sağlayıp bir şekilde onların yetişmelerine katkıda bulunuyoruz. 1997 yılından beri zaten Beykent Üniversitesi fiili olarak eğitim gerçekleştiriyor. Mühendislik Fakültesi olarak mühendisliğin mimarlık ve iç mimarlığın dışında endüstriyel tasarım dediğimiz bölümlerimiz de var ki bunlar da çok ciddi anlamda tasarımlar geliştirebiliyor, sergiler açabiliyoruz. Bu alanda çok değerli gençleri yetiştirme şansımız da söz konusu. Ayrıca akreditasyon kurumlarıyla da ilişkilerimiz yoğunlaşmaya başladı. İlk etapta makine mühendisliğinin MÜDEK tarafından akreditasyonunu aldık. Bu geçen ay gerçekleşti. 2 yıllık bir süre verildi ama bunun 5 yıla çevrilmesi için bugün hatta son düzenlemelerde yapıp ilettiğimiz anda 5 yıllık bir akreditasyon almış olacağız. Bundan sonraki aşamalarımızda yine mühendislik, özellikle Mimarlık Fakültesi'nin MİAK tarafından akredite olması için girişimlere başladık. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliğini de sıraya koyduk. Ve bu doğrultuda her yıl birkaç tane bölümümüzün akredite edilmesini sağlayacağız. Bu yurt dışında özellikle son derece önemli bir etiket, tanınırlık açısından. Biz de bunları öğrencilerimize kazandırdığımız için de son derece mutluyuz ve bunu konuda kararlıyız. Hatta mühendisliğimizin tüm bölümlerinin yanı sıra temennimiz üniversite olarak akredite olmak. Yani tüm fakültelerimizde inşallah o da zaman içerisinde gerçekleşecek. Mühendislik Mimarlık Fakültemizde 9 laboratuvarımız var ama bunlar isim olarak 9 laboratuvar. Kendi içerisinde birden fazla söz konusu. Yani PC laboratuvarı diyoruz ama 4 tane var örneğin. CAD/CAM laboratuvarı diyoruz, 2 tane, 3 tane var. Veya diğer laboratuvarlarda ama genel hatlarıyla, ana hatlarıyla 9 laboratuvar, 8 tane de çizim alanlarımız var. Toplamda çok, bu laboratuvarlarımız çok gelişmiş laboratuvarlar. Endüstri 4.0'dan tutun da makine mühendisliği ile ilgili, inşaat mühendisliği ile ilgili, biyomedikal mühendisliği ile ilgili ve bilgisayar yazılım mühendislikleri ile ilgili, hemen hemen endüstri mühendisliği ile ilgili bütün laboratuvarlara sahibiz ve son derece modern cihazlarla
bunları sürdürüyoruz. Ve eğitimin en önemli araçları olduğuna inandığımız için de bu laboratuvarları eğitim süresince etkin bir şekilde kullandırmaya çalışıyoruz. Bunun için de derslerimiz zaten ağırlıklı olarak uygulamalı dersler olduğu için de bu alanları çok ciddi şekilde kullanıp ve öğrencilerimizin de ciddi projeler yapmaları söz konusu olabiliyor. Bunlar fiziki olarak yapılan örneklerimiz de var yukarıda. Tasarım olarak da var. Ve ileriye dönük özellikle bu yapay zeka, big data, bu teknolojilerin, bu yapıların gelişmesiyle birlikte bunları da entegre ederek çok ciddi çalışmalar planlanıyor. Bunları öğrencilerimiz yapıyor. Ayrıca bizlerin öğrenci kulüpleri vasıtasıyla da ciddi projeler üretilebiliyor. Öğrencilerin yani çok yönlü disiplinler arası bir yapı ki bunu MÜDEK de bize özellikle tavsiye etti. Yani bir bölümde yapılan bir projenin diğer bölümlerdeki öğrencilerle de entegre edilmesi ki biz zaten bunu yapıyorduk ama şimdi bütün disiplinleri almayı planlıyoruz. Herkesin taşın altına parmağını koysun felsefesiyle çok ciddi şeyler üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Özellikle kimya mühendisliğimiz bir dönem pasif duruma geçmişti. Daha sonra o kimya mühendisliğini de aktif hale getirerek bugün tekrar kimya mühendisliği yetiştirmeye başladık. Kimya mühendisliği laboratuvarlarımız da son derece modern. Ayrıca fizik laboratuvarlarımız da var. Buralarda da çok entegre bir şekilde yine öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yani pasif olan bölümlerimizle gerek duydukça aktif hale getirerek onların da tekrar kazandırılmasını sağlıyoruz. Şimdi eğitim iki şekilde İngilizce ve Türkçe olarak veriyoruz. Bir bölümümüzün işte İngilizce programı ve Türkçe programı. Bu her bölümde değil ama ağırlıklı olarak büyük bir kısımda iki alanda hizmet veriyoruz. İngilizce bölümlerimizde, Türkçe bölümlerimizin müfredatlarında çok farklılık yok. Sadece dil anlamında ön plana çıkıyor. Bunun için de hazırlık sınıfları var. Tabii hazırlığı geçen öğrenciler de söz konusu olabiliyor. Onlar normal eğitimini birinci sınıftan itibaren alıyor. Ama hazırlık okuması gerekenler de hazırlıktan sonra devam ediyor. Hazırlık isteğe bağlı olarak da diğer bölümlerimizin öğrencileri hazırlık alma şansına sahip. Böyle bir kısıtlama yok. Bu da mümkün. Ayrıca yine akreditasyondan kaynaklanacak şekilde bizler özellikle Türkçe bölümlerimizde mesleki İngilizce derslerine ağırlık vermemizin gerekliliği de bize sunulunca bu önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren bütün mühendislik programlarımızın hepsinde mesleki İngilizce dersleri yerleştirdik. Müfredatımıza koyduk. Bundan sonra bunlar da gelecek. Yani SALT İngilizce bölümünde okuyanların bu imkandan yararlanması değil de Türkçe bölümünde de yine mesleki İngilizce ile ilgili ciddi bir dersin oluşmasını sağladık. Ve yine bir proje derslerini genişleterek bunları uygulamalı hale getirecek şekilde düzenledik. Yani fiili olarak orada bir ürünün ortaya çıkmasını hedeflediğimiz için de yine önümüzdeki 2023-24 eğitim öğretim yılından itibaren bunlar devreye girecek. Bu da zaten aktiviteyi biraz daha artırıp en azından daha etkin, daha çok diyelim proje üretmenin yolunu açacak. İstanbul Beykent Üniversitesi 1997 yılından beri eğitim öğretim veren bir kurum. Artık yerleşmiş ve Türkiye'nin saygıdeğer, saygın kurumlarından birisi haline gelmiş. Çok geniş alanda hizmet verebilen bir üniversiteyiz. Altyapı olarak son derece güçlüyüz. Hemen hemen her bölgede yerleşkelerimiz var. Her alanda hizmet etme şansına sahibiz. Kadromuz sürekli genişletilerek
güçlendiriliyor. Bölüm bazında da planlamalarımız var. Mühendislikte yapay zeka mühendisliği, metaverse gibi mühendisliklerin de zaman içerisinde devreye girmesini düşünüyoruz. Bilişim ağırlıklı yönlere doğru da biraz ilerlemeyi düşünüyoruz. Ve öğrenci memnuniyetini de en iyi düzeye çekmek ve sosyalleşmenin ön planda olduğu bir üniversite. Sürekli etkinliklerin, gezilerin, aktivitelerin, panellerin, söyleşilerin, webinarların, hatta sertifika programlarının tüm öğrencilerimize açık şekilde yapıldığı bir kurum. Yani sürekli bir hareket halinde olan bir öğrenci portföyümüz var. Ve bizleri neden tavsiye etmemiz istendiğinde de salt eğitim, öğretim değil, sosyalleşme ve gelecekte bu sosyalleşmenin bir kitlesel kaynaşmaya dönüşmesini sağlayan bir üniversite modelimiz var. Bu modelle de başarılı olduk. Bundan sonra da başarılı olacağız. Öğrencilerimize tavsiyemiz, istedikleri her bölüm var ve gönül rahatıyla bunu görebilip seçebilirler. Zaten web sayfamız son derece güçlü. Burada her bölüm inceleyerek hoca kalitesi, hoca portföyünü, olanakları, imkanları hepsini araştırarak öğrencilerin yorumlarını, bunların hepsini görerek rahatlıkla karar verecekleri ve mutlu olabilecekleri bir üniversite olduğunu ifade edebilirim. Hepinizi İstanbul Beykent Üniversitesi'nde bekliyoruz.